Babacığım sen bunları yaşamayı hak etmiyorsun. Her şey barış içinde çözülebilirdi. Sen ne söyleyecektin? Biz mi yaptık? Anlamadım. Ben diyorum ki biz böyle aşık olup birlikte olmasaydık Mila bugünleri yaşamayacaktı. Gel biz bunları içeride konuşalım. Buya bak, ilgisi yok. Yani sürekli kendimizi suçlayamayız. Bir kere Merve her şeyi çok sertleştirdi. Olayı çirkinleştirdi yani. Biz çok basit bir şekilde çözebilirdik bunu. O yüzden ne kendini ne de bizi suçla. Tamam ama ne yapayım Serhan? Öyle pat diye de kapanmıyor ki konu. Benim aklıma geliyor işte. İşte gelmesin onu diyorum. Defalarca konuştuk bu konu hakkında biz seninle. Eğer sen benim hayatımda olmasaydın da bu evlilik bir şekilde bitecekti. Bin kere konuştuk bunu değil mi? Tamam, sustum. Ben bir karar verdim. Mila'nın velayetini alacağım Merve'den. Sakın Serhan, böyle bir şey yapamazsın. Neden? Merve çığırından çıktı. Yani ne yaptığını bilmiyor. Ben bu çocuğu bu savaşa niye alet edeyim ki? Ben Mila'ya borçluyum bunu yani. Bak artık ben de bir anneyim ve bu yaptığını doğru bulmuyorum. Mila yaşında bir çocuğun annesinin yanında kalması lazım. O zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Eğer bir gün sen de aynı şeyi yaparsan, yani çocuğumuzu kendi savaşına alet edersen, ne yapar eder, her şeyimi ortaya koyar, Deniz'i senden alırım. Efendim Selim. Anladım. Tamam. Harekete geçiyoruz yani. Benden haber bekleyin. Ne oluyor? Teker teker gidiyorum diyelim. Anladım ki ben hareket etmedikçe sorunlar büyüyor. Bu dediğin Kerim'le mi ilgili? Aynen. Saldıralım bakalım. Zor oyunu bozar.